Tarihçiliğin hiçbir şeyi tam olarak anlatması mümkün değil kuşkusuz. Elbette dini ve etnik ayrımcılık dendiği zaman bunun da tamamı anlatılamamıştır. Ama öylesine çok çalışma yapılmıştır, öylesine çok şeye tanık olunmuştur ki bu mesele böyle bir yumruk gibi konuya duyarlı olanların gelir göğsüne saplanır. O kadar çok acı çekilmiştir, o kadar insan mahvolmuştur ve bu ayrımcılık, dini ve etnik ayrımcılık meselesi Türkiye'de sorunlar nedeniyle aslında açık açık belirli bir dönemden sonra da konuşulmaya başlanmıştır. İyi akşamlar efendim. Tarih Konuşmaları programımızın adı, hoş geldiniz. Konumuz dini ve etnik ayrımcılık. Hemen konuklarımızı tanıtalım. Boğaziçi Üniversitesi'nden Ethem Eldem bizlerle birlikte. Sabancı Üniversitesi'nden Hakan Erdem konuklarımız arasında. Bahçeşehir Üniversitesi'nden Özlem Kumrular bizlere katkılarda bulunacak ve izleyenlere tabii. Ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Elçin Macar bir diğer konuğumuz. Herkese hoş geldiniz diyorum. Başlaması zor bir konu. Nereden başlasak diye zor bir konu ama sanki etnik ve dini ayrımcılık işte yeryüzünde dinlerin ortaya çıkmasından sonra ve insanların birbirlerinden farklı olduklarını algılamasından sonra bir devlette, bir yapılaşmada bir grubun, bir çoğunluğun olup da azınlıkların olmasından sonra mı başlamıştır? Nereden çıkmıştır? Özlem Hanım, sizin ortaya atıyorum aslında ama Özlem Hanım'a döndüm öncelikle. Yani baştan mı başlamak gerekir, sondan mı başlamak gerekir, günümüzden evet, geri mi ama dönmek gerekir? Ama geleceğiz mutlaka tabii güncel meseleler. Yani nereden başlamak evet. gerekir gerçekten çok zor. Çok zor bir konu insanların o açıdan. Sadece dinen ve dinen farklı oldukları değil, herhalde günlük ve pratik işlerde de farklı oldukları her yerde bu sorunun mevcut olduğunu düşünüyorum. Aslında çok dinle de alakası olduğunu düşünmüyorum. Çok böyle majestik bir sorun olduğunu da düşünmüyorum bunun. Ben herhalde bütün gece boyunca bunun pratik bir sorun olduğunu iddia ederek devam edeceğim. Bu gayet pratik bir sorun. Birisi ve diğerleri. Artık öteki de çok klasik bir kavram. Öteki kelimesini de çok kullanmak istemiyorum ama herhalde gece boyunca ben bunun üzerinde duracağım. Ama sözü hocalarıma tabii, vermek tabii. istiyorum. Dünyada çok örneği var ama hangisi en ağırıdır, hangisi en dikkat çekici olanıdır? Herkesin bu konuya yaklaşımı nasıl olur merak ederim Ethem Bey. Yani benim başlamak istediğim nokta galiba hani biraz yanlış anlaşılmasın ama ayrımcılığın normal olduğu. Yani ayrım yapmanın tabii bir şey olduğunu galiba kabul etmek lazım. Bu iyi bir şey olduğu manasına gelmez. Yani tabii olan şeyler iyi değildir. Bir sürü örnek de verilebilir ama tabii olduğunu kabul edersek bunun evrimini daha rahat anlayabiliriz diye geliyor. Yani eninde sonunda ayrım eğer tabii bir şeyse ve medeniyet biraz tabiattan kopmaksa, medeniyetin bir kısmı ayrımcılığı da yok etmek ve ayrımcılığın üstesinden gelmek, onun alternatifi, ona set çekmek olsa gerek. Onun için yani galiba belki oradan başlayabiliriz ve dediğiniz gibi hani bunun yelpazesi var. Yani bir taraftan hani ghetto veya apartheid diyebileceğiniz türden, tam tecritten, aksine kosmopolitizm diyebileceğiniz, aksine farklılığın, bir aradalığın özellikle arandığı çok nadir durumlar arasında geniş bir yelpaze var. Ama bunların hepsinin dayandığı galiba ortak bir insani bir noktası var ki insan öteki demekten bence korkmamak lazım. Yani ötekinden ürker, korkar, sevmeyebilir, şüphelenir, bazen ilgisini çeker ama yani bir öteki şeyi vardır. Asıl marifet ve bu siyasi bir olgudur. Asıl marifet bunun alternatifini inşa etmek ve galiba hani eninde sonunda galiba bugüne geleceğiz. Yani tabii. Türkiye lafı ettiniz. Yani ben şeyi mümkün olduğu kadar savunmaya çalışıyorum. Tarihi gündemin bir bağımlı değişkeni haline getirmeyelim. Yani gündemde şu var diye, aa bakalım 100 sene önce, 500 sene neymiş diye. Yani o mantık tarihçi olarak beni biraz şey ediyor. Çünkü o zaman tarihi şey yapıyorsunuz, bir bakıma hani esir alıyorsunuz. Onun için belki bu yaptığımız gibi hani sırf tarihten başlayalım. Hatta
Türkiye veya Osmanlı coğrafyasını düşünmeden daha genel bir şekilde düşünelim. Ve o bakımdan benim teklifim hani bunun tabii olabileceği ve böyle geniş bir yelpazede çeşitli derecelerde ayrımların olduğunu ve giderek tekamül eden bir siyasi kültürle, özellikle Avrupa'da 18. yüzyıl, 19. yüzyıl devrimlerle, aydınlanmayla vesaireyle bunun yavaş yavaş artık kötü bir şey olduğu ve dolayısıyla bunun alternatifi olarak herkesin eşit olduğu bir sisteme doğru yorulduğumuzu ve belki de en sonunda ona gelebiliriz. Evet. Türkiye'nin bununla bir problemi olduğunu. Bunun yani tarih içerisinde bu normal dediğiniz şeyin, daha doğrusu Ethem Bey'in normal dediği şeyin sonuçları ne olmuştur? Ağır o, olmuştur. Evet, yani tabii büyük acılar çekildi vesaire. Ama dünya tarihinin gidişatına da etkileri olsa gerek. Eğer genel anlamda pek söylenecek bir şey yoksa ben yavaş yavaş bu taraflara geleceğim. Belki bir küçük bir Ethem Bey'e bir ekleme yapabilirim. Buyurun lütfen. Yani şimdi etnik, dini ayrımcılık ya da başka bir sebeple ayrımcılık. Bunlar birazcık kimlikle ilgili konular. Yani sizin kimliğiniz, karşısında öteki olarak algılananın kimliği, bunlar iç içe geçiyor. Belki de çok basitleştirmekte fayda var. Yani kimlik ne deyince, kimlik bir isim aslında, başka bir şey değil. Yani bir ismi olan insan, savunulacak bir ismi, ki o bir kabilenin adı da olabilir, savunulacak bir ismi olan, ki çok erken dönemlerde yani belki biliniyordur, insanlar, kabileler veya insan grupları kendilerine insan derken, yani kendi dillerinde kendilerine insan derken diğer insanlara başka bir ad veriyorlar ve o insan anlamına gelmiyor. Yani daha o temelde bir ayrım ortaya çıkıyor. Bir sürü dilde bu böyle. Yani isim çok önemli. Savunulacak adı, o isim etrafında insanların dayanışma göstereceği, mesela eski Araplarda o asabiye denen şey, ismi savunuyor kabilenin üyeleri ve o isim adına, o ismi savunuyor yabancılara karşı ve o isim adına başkalarına da zulüm ediyor veya kendini savunuyor filan. Şimdi dolayısıyla isimler oldukça, kimlikler oldukça ve bunların her zaman ilişkiler ideal değil, çatışma ortamları olabiliyor. Bu çok basit bir dünyada kısıtlı kaynaklar için diyelim, bir su kaynağı için de olabilir. Bugünün dünyasında bir enerji kaynağı için olabilir vesaire. Fakat isim, kimlik, öz ve diğeri, bu tip kavramların yani masa üzerinde olmasında fayda var. Soykırım da bunun içinde algılanabilir herhalde, değil mi? Yani onun da sonuçlarından... Yani soykırım epey modern bir şey. Evet. Yani daha önceki, ya, tabii ki ayrımın arkasında en uç noktada bir yok etme arzusu var. Ama soykırım gibi bildiğimiz yok etmeler bir kere teknoloji bağımlısı olduğu için, belirli bir teknolojiyle mümkün olduğu için zaten moderniteyle beraber geliyor. Bir de hakikaten o manada yok etmek, yani biraz önce Hakan şeyden bahsetti, yani çok ağır sonuçları oldu. Hem doğru hem değil. Yani bunlar bugünden baktığınız zaman geto çok kötü bir şey, ama geto bazen daha kötüsüne bir engeldir. Yani ayırdığınız zaman bir bakıma olası bir çatışmayı da engellemiş oluyorsunuz. Çünkü bir set şey. Ve geto hem dışarıdan hem içeriden inşa edilir. Yani getoyu sadece birini sıkıştırmak için şey etmezseniz, o birisi kendini emniyette hissetmediği zaman o da bir bakıma getoda rahat daha rahat veya emniyette hisseder. Gene yani özellikle şey etmek istiyorum, yani bunları normal vesaire derken veya örnek şeyinde değil. Ama bunu kabullenmek lazım ve dolayısıyla geleneksel toplumlarda soykırıma kadar gitme şeysi, imkanı pek olmadığı için soykırımın çok daha modern bir şey ve daha korkutucu bir şey olduğunu galiba söylemek lazım. Bazı imkanlarda geçince öyle oluyor. Ben pardon, sözünüzü kesmeden, gece uzamadan. Yok, lütfen.
Analojinin her zaman tehlikeli olduğunu düşünüyorum ben. Belki bu konuyu birazcık analojiye yatırırsak çok daha tehlikeli sonuçlara varabiliriz. En azından elimizde veri olmadan konuşabiliriz. Yani bütün durumlar birbirinden farklı. Bugün Yunanistan'a bakıyoruz. Tabii Erçin Bey mutlaka çok daha iyi biliyordur. 1,5 milyon bir Arnavut göçmeni barındırıyor ve neredeyse bu %65'ini teşkil ediyor. Onun dışında Kenya'daki son vakalara bakıyorsunuz. Portekiz'in 1974 öncesi durumuna bakıyorsunuz. Angola ile olan ilişkileri, bugün bambaşka bir şekilde devam eden ilişkileri. İtalya'nın kuzeyi, güneyi, hepsi birbirinden farklı. İspanya'daki Katalan, Bask, hepsi birbirinden farklı. Bence analojiye yatırırsak bunları çok tehlikeli bir şekilde çıkarız bu işin içinden diye düşünüyorum. Ve bütün durumları kendi içinde incelemeye çalışırsak bence daha sağlıklı dini olur. Dini ayrımcılıkta ve onun sonuçlarında ağır basan bir de zorla dini kabul ettirme anlayışı da olabilir. Katolikliğin veya papalığın ortaya çıkması, bunun o dönemlerde özellikle 10. yüzyılda, 11. yüzyılda muazzam soykırımlar ya da eziyetler olmuş Avrupa'da. Din o açıdan daha bir şiddetli gibi görünüyor ama öyle midir? Galiba burada kurumlara da bakmakta fayda var. Yani yaşamın her alanında biz ayrımcılıktan söz ediyoruz ama daha çok etnik ve dini ayrımcılıktan söz etmemizin nedeni bence devlet olgusunun işin içine girmiş olması. Ya da sizin örnek verdiğiniz durumda kilise. Yani o dönemde Avrupa'nın en güçlü kurumu kilise. Ortada bir siyasi otorite yok, bir devlet yok modern anlamda. Dolayısıyla o gücünü o merkezi otoritesinden ve kurumlaşmış yapısından alıyor. Dolayısıyla kilise kadar güçlü bir merkeze, otoriteye sahip olmayan diğer dinlerde bu kadar aleni göremiyoruz bu tür örnekleri. Hı hı. Belki de yani olayların anlatılışı vesaire, işte Avrupa'da Merovingler, Katarlar, papalığın onları, işte onların amacı işte İsa'nın soyunun işte kutsal Roma imparatoru olarak Avrupa'da hüküm sürmesi, işte papalığın bundan rahatsız olması, beyin olaylar. Neyse, yavaş yavaş dediğim gibi bize gelelim. Bizde bu topraklarda nasıl başlıyor? Ne dersiniz Erçin? Belki imparatorlukla mı? Yoksa Selçuklular da ondan önce, bilmiyorum, o kadar derine gitmeye yarar var mı? Benim o döneme dair o kadar çok detaylı bilgim yok açıkçası ama daha çok bu işi Bizans gibi, Osmanlı gibi büyük merkezi imparatorlukların içlerinde var olmalarına izin vererek ama çok da birinci sınıf saymayarak, dini özgürlüklerini vererek, var olmalarına izin vererek çözdüklerini görüyoruz. Bir arada yaşama formülünü bu şekilde beceriyorlar. Özellikle Osmanlı'ya geldiğimizde bu millet sistemi denilen bir modelle daha çok Müslümanların birinci sınıf yönetime daha yakın oldukları, gayrimüslimlerin ise daha çok günlük yaşamlarında kendi dini kurallarıyla bağlı olarak yaşamaya devam ettiklerini ama bu anlamda siyaset düzeyine çıkamadıklarını, bu anlamda Müslümanlarla o kısmı paylaşamadıklarını. Tanzimata kadar hiç olmamış mıdır? Ancak devşirme siyasete modeliyle biraz, evet. Daha çok bunu devşirme modeliyle biliyoruz ya da kuruluş döneminde daha çok, o da özel bir dönem, kendi dini kimliğiyle var olabiliyorlar ya da onlar da din değiştirmişler ama Tanzimat sonrasına kadar devşirme modeli dışında siyasete katılma kendi kimliğiyle, kendi diniyle mümkün olmuyor. Evet. Bu devşirmeyi biraz belki ufacık bir değinmekte yarar var. Yani o şimdi tabii farkındalar mı? Yani mesela ne bileyim Sokollu farkında mı? Farkında. Yani mesela Sokollu Zigetvar seferinden dönerken bir Hırvat beyiyle Hırvatça konuşuyor. Ve nasılsın, iyi misin filan diyor. Onun Selaniki tarihinde o kısmı Selaniki duymuş kulaktan, aynen Hırvatça muhafaza etmiştir. Demek ki bir Slav devşirme olan Sırp ya da Hırvat
çok da ayrılmıyor o sıralarda Sokullu. Küçük yaşta buraya gelmesine rağmen kökenlerini unutmamış. Kötü davranılan bir Hırvat esire hatırını gönlüne almak için kendi diliyle konuşmuş. O hatırlıyorlar tabii ki. Yani bu bir mekanizma olabilir. Orada Elçin Bey'e ben katılıyorum. Ama orada unutmamak gerekiyor ki devşirmelerde önce bir asimilasyon söz konusu. Yani kendi doğum kültürüne, natal kültürüne bir yabancılaşma söz konusu. Yani önce Müslüman yapılıyor. Hatta ondan da yetinmiyorlar. İşte Anadolu'da ve Rumeli'de Türk üzerine verme diye bir uygulama var. Türk çiftçilerinin yanına gönderip belki Fatih'ten beri Türkçe öğrenmeleri sağlanıyor. Yani dolayısıyla bu kadar asimile olduktan sonra kendi kimlikleriyle değil artık başka Türk ve Müslüman olarak siyasete katılıyorlar. Onu birazcık belki altını çizmek yani gerekiyor. Türk ve Müslüman olduklarını da söylemek yani emperyal yani, bir kültür anlamda, ablalar. Tabii, dolayısıyla etnik kökenlerine mani olmayabiliyor. Birincisi tabii. Sandığımızdan çok daha büyük yaşta alınıyorlar. Yani aslında, herkes 5 yaşında vesaire diyor. Aslında 7-14 yani bayağı şey. Dolayısıyla hatırlamaları, bağları olmaları, akrabalarını tanımaları Sokolovic'de biliyoruz. Tabii. Gayet tabii bir şey. Ve bunlar çatışan şeyler değil. Unutmamak lazım ki Osmanlı İmparatorluğu biraz eski usul bir imparatorluk. Yani Roma usulü. Yani dolayısıyla belirli bir mevki, belirli bir statü, belirli bir hani nasıl Roma vatandaşı olmak, işte Osmanlı olmak, yani o elitin bir mensubu olmak, ya askeri ya ilmiye biraz farklı olmakla beraber ama kalemiye veya şey üzerinden, askeriye üzerinden bu gerçek manada yeni bir etnik kimliğe bürünmek değil. Bu bir emperyal kimlik, bir siyasi kimlik ve dolayısıyla eski bir etnik kimliğe bir sürü dil, hatta bazı din şeylerinin de kalmasına mani değil. Ben onu çok kısıtlı bir şeyde düzlemde söyledim. Siyasete katılmak babında söyledim. Yani dinlerini koruyarak, hatta dillerini koruyarak siyasete katılamıyorlar. Hayır, tabii. Tabii ki bugünkü Osmanlı'daki etnisite bugünkü anlamlarından bambaşka anlamlarda. Tabii ki, tabii ki. Fakat orada mesela eğer Osmanlı yönetici elitinden bir adam Türkçe öğrenememişse lakap oluyor. Türkçe bilmez Mehmet Ağa diyorlar filan. Ama olabiliyor. Yani tek tük oluyor, işte, lakap oluyor. Yani dolayısıyla kendi kimliklerini muhafaza ederek yani gayrimüslim kimliğini, dinini öyle de örnekler var. Fener Beyleri filan var. Eflak Beyleri var. Evet. Yani hem kimliğini muhafaza edip hem de Osmanlı yönetici sınıfına katılanlar da çok kısıtlı sayıda bir grup insan var. Bu taşra yönetimi diyelim ona da isterseniz. Yani onu bir arada parantez açtık. Belki daha fazla gitmiyorum. Çok mu keskindir Özlem Hanım Osmanlı İmparatorluğu'nda ayrımcılık? Yani ben Osmanlı İmparatorluğu'na gelmeden önce bir İspanya'dan başlamak istiyorum. Oradan yavaş yavaş gelirse peki, belki daha iyi anlaşılır durum diye düşünüyorum. Yani ses çıkmayınca ben hemen geldim Türkiye'ye. Yani o yüzden bilmiyorum, peki buyurun. Aynı fikirdeyim. Türkiye'ye daha vakit var. Yani Türk Dil Kurumu ne düşünecek bilmiyorum ama ben İslamperver diye bir kelime ürettim. Bu Endülüs'teki o muhteşem üç din arasındaki mutlu yaşam aslında İslamperver tarihçilerin bir illüzyonu diye düşünüyorum. Öyle bir şeyin olmadığında son zamanlarda artık bütün Engizisyon kayıtları ortaya çıkarıyor. Bu 70'lerde 80'lerde başlayanların yanında son zamanlarda hala bu hezeyanlı bir şekilde çalışılan kaynaklar bize o devirde gerçekten çok büyük sürtüşmelerin olduğunu gösteriyor. Daha doğrusu Engizisyon öncesi romanslara bakın, türkülere bakın, o zamanın atasözlerine bakın. Bunlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve öyle mutlu bir yaşamdan maalesef bunlar söz etmiyorlar. Ve son zamanlarda ortaya çıkan Engizisyon kaynakları da bütün bu dinler arasında çok büyük gerçekten ama çatışmaların olduğunu gösteriyor. Ve bunlar bahsettiğim gibi majestik din çatışmaları değil, pratik çatışmalar. Yani üç dinin bir arada olduğu bir ülkede en büyük çatışma kotidyen günlük çatışmalarla başlıyor. Ne yapıyorlar? Birbirlerinden ufak tefek intikam almaya başlıyorlar. Hristiyanlar Müslümanların yemeklerine gizlice domuz eti atıyorlar. Bunları nereden biliyoruz? Bunları Engizisyon kayıtlarında, Engizisyon sorgulamalarından çıkan dava dosyaları diyelim. Dedim dedi şeklinde bugün inceleyebildiğimiz çok
sayfalarca, folyolarca süren kayıtlardan biliyoruz. Neler yapıyorlar? Komşu çocuklarını gizlice çağırıp Hristiyanlar onlardan intikam almak için çocuklara şarap içiriyorlar. Gizlice domuz eti yediriyorlar. Yani hiç aklınıza gelmeyecek küçük pratik intikamlarla başlıyor. Ama tabii ki bunu da kışkırtan 1500'lerin başında yine devlet oluyor. Katolik hükümdarlarla başlıyor. Peki Engizisyon ne kadar objektif davranabiliyor bütün bunlarda? Hristiyan değilse? Hristiyan değilse tabii ki çok objektif davranamıyor. Fakat şu anda kayıtlar üzerinden bakıp incelediğimiz zaman biz olayın arka yüzünü görebiliyoruz. Biz ilgilendiren tarafına bakıyoruz. Zaten İngilizyon kendini ilgilendiren tarafıyla kendisi çok iyi ilgilenmiş. Önce 1492'de Yahudileri kovuyor. Daha sonra 1502'de bütün Müslümanları, daha doğrusu Kastilya'daki İspanya'nın iç bölgesidir. Müslümanları Hristiyan olmaya zorluyor. Daha sonra hızını alamayınca 1610'da tamamen hepsini kovuyor. O zaten kendi siyasi işini kendisi hallediyor. Fakat bugün bize kalan belki bu ders almak için o Engizisyon kayıtlarını okuyarak bugünkü benzetmeler. Evet, derin tarihte peki yani daha eskilerde Avrupa'da etnik ayrımcılık ve etnik şiddet, etnik baskı var mıdır? Ya, hep akla din gelir de. Etnik ailevi sadece etnik değil, etniğin arkasında bugün kan davası sadece bize mahsus bir şey gibi görünüyor. Fakat bakıyorsunuz 1300'lü 1400'lü yıllarda Floransa kırılıyor. Siena kırılıyor. 1500'lü yıllarda bu Katalanlara geçiyor ve büyük sülaleler kan davası için birbirlerini öldürüyorlar. Bize bugün çok iptidai ve çok doğulu, çok oryantal gelen şey aslında Avrupa'nın tabii ki yıllar önce bitirdiği bir sorun. Sadece etnik de değil. Pekala, şu bölümü bitirelim mi? Daha sonra ikinci bölümde başladığımızda tekrar geleceğiz. Kısa bir ara veriyoruz, devam edeceğiz. Dini ve etnik ayrımcılığı ele aldığımız tarih konuşmalarında ikinci bölüme geldik. Bir sorum hala baki. Osmanlılara biraz hızlı geçmiştik ama katacakları, söyleyecekleri vardı konukların. Özellikle Avrupa'daki dini ayrımcılık konularında. Orada kalıyoruz ama öteki sorum, Osmanlı'da ayrımcılık ne kadar keskindi? O sorum baki. Hatta çocukken bize çok son derece hoşgörülü olduğu, insanları serbest bıraktığı anlatılırdı derslerde. Onu da sorgularız. Ama Ethem Bey'in bu Avrupa meselesine ekleyecekleri vardı. Söylediğinize bağlanmanın bir yolu, İspanya'nın en 15. yüzyıl sonunda İspanya oluşurken, yani Kastilya Krallığı ve Aragon Krallığı oluşurken yaptıkları, işte Yahudileri kovmak veya din değiştirmeye zorlamak, keza Moriskoları, Arapları, Müslümanları, burada çok net bir şekilde tebaasını değiştirmek veya uymayanı atmak gibi bir dert var. Hatta din değiştirdikten sonra bile bunlar hala damgalı kalır. Marrano'dur, şudur budur. Yani şey değildir. Osmanlı örneğinde çok farklıdır. Yani Osmanlı örneğinde bir kere din değiştirildikten sonra ve o elitin dinine kavuştuktan sonra kimse artık sizin ne kadar Müslüman olduğunuzu vesaire sorgulamaz. Yani çok daha şekli. Çünkü orada imparatorluğun bir parçası olmak için hangi dine mensup olduğunuz vesaire o kadar önemli değil. Daha Roma usulünden olduğu için mühim olan sizden ne vergi alındığı, ne hizmet verdiğiniz vesaire. Avrupa'da ise o zamandan beri aslında yavaş yavaş ulus devlete ve dolayısıyla hani vatandaş olmasa bile tek tip daha homojen bir nüfus üzerinde kurulu bir siyasi sisteme gidiş var. Galiba en önemli ayrım o ve ondan sonra da sayık o yani tabii ve o zaman orada tabii çok daha keskin oluyor. Yani o zaman Protestan ile Katolik arasında veya Hristiyan ile Yahudi arasındaki çatışma bir siyasi çatışma oluyor ve bir ya
ya hep ya hiç çatışma. Oysa Osmanlı İmparatorluğu'nda hepsinin bir arada yaşamasında hiçbir mahsur yok. Mühim olan kimin ne olduğu bilinsin. Yani mühim olan o. Kimlikler belli olsun. Kimin ne yapabileceği, kimin ne kadar yüksek ev yapabileceği, kimin hangi renkleri giyebileceği ve bunu hani şeye benzetmeye gerek yok. Hitler'in sarı yıldızlarına vesaireye benzetmeye. Bu çok geleneksel bir toplumda kimin ne olduğunun bilinmesi ama onu bildikten sonra, herkes kendi yerini bildikten sonra her şey düzgün gider. Bu ne zamana kadar? Tabii 19. yüzyılda başka kimlikler ve o kimlikler üzerine inşa edilen siyasi söylemler ortaya çıkınca tabii orada bir uyuşmazlık olmaya başlıyor. Oraya da gelebiliriz. Mesela Musevilerin İspanya'dan gelişinde Osmanlı'nın kabul edişindeki sayık neydi? Yani merhamet mi? Yok. Yoksa buyursunlar, tamam, zenginleşsin kültürümüz mü? Nedir acaba? Şimdi veya İspanya ile uluslararası yok yani hakikaten böyle yaptı, evet. Ticari şeyleri, ticari ağa hakim olmaları tabii. Ve bu konuda tabii bilgi sahibi olmaları, yani know-how, bugün teknoloji ve know-how diyeceğimiz şey. Evet. Ama zaten insan kıymetli bir şey. Yani nüfus bir imparatorluktan öbürüne mesela göç etmesi çok önemli. Bıraktığı ülke ne kadar ayrımcılık yaparsa yapsın, insanların eğer İspanya gibi kendisi göndermiyorsa, genel teori göndermemek yolundadır, tutmak yolundadır. Alıcı olan ülkeler ise hep bundan memnun olurlar. Yani bu modern öncesi toplumlarda nüfus çok kıymetli bir şey. Geliyorlar, sizin siyasi üstünlüğünüzü kabul ediyorlar, politik üstünlüğünüzü kabul ediyorlar, ticari bağlantıları var, tıp adamı, yani yetişmiş bir nüfus, yani o açıdan matbaayı getiriyorlar. Matbaayı getiriyor, gerçi kendi cemaatinde kalıyor, sınırlı kalıyor ama getiriyor. Silahları şimdi getiriyor. Şöyle bir şeye belki dönmekte fayda var, yani Özlem Hanım'ın bahsettiği günlük, küçük günlük hayattaki ayrımlar hayatı çok zorlaştırabilir tabii ki buna maruz kalana. Fakat sizin sorunuz hala baki. Yani Osmanlı'da keskin miydi? Bir anlamda evet, çok keskindi. Yani gayet yapısal bir takım ayrımcılıklar vardı. Neye karşı? Başka değişik etnik gruplardan gelenlere karşı değil. Başka dinlerden gelenlere karşı. Orada da kademe kademe. Yani birinci sınıf tabağa vatandaş yok o sırada. Tabii ki Müslüman olması gerekiyor. İkinci sınıf olanların ise zimmi dediğimiz, kitap ehli dediğimiz Hristiyan ve Yahudiler olması gerekiyor. Ne Yahudi, ne Hristiyan, ne Müslüman bir kesim var. Mesela durumları çok kötü Osmanlı İmparatorluğu'nda. Çünkü kendilerine bir koruma altında, evet. Hayır, koruma altında zimmi statüsü veremiyorsunuz siz bu insanlara. Kimdir mesela? Yezidiler. Yani onlara baktığınız zaman 19. yüzyılın sonlarına kadar işte Kürt aşiretleri Yezidi köylerini yağmalıyorlar diyelim ki Raman Garzan tarafında, götürüp Musul tarafında da satıyorlar köle olarak ve bu insanların hayır bize dokunmayın biz bu devletin tabağısıyız diyecek halleri yok. Çünkü ehli kitap değiller, çünkü zimmetleri yok devletle, bir anlaşmaları yok. Yani bu açıdan bakarsanız gayet keskin olabildiği haller vardır. Bir de tabii ki yani bürokratik bir devlet olduğu için nihayetinde Osmanlı Devleti, evet az eski usul bir imparatorluktur, sana katılıyorum. Ama bürokratik bir devlet olduğu için işte bir ferman yayınlıyor, duydum ki, işittim ki işte sarı pabuç giyer dolaşırlarmış, dolaşmasınlar filan, bu Müslümanların işidir. İşte yeşil giyerlermiş, giymesinler. Evlerini yüksek yaptırıyorlarmış, gayrimüslimler için söylüyor, yaptırmasınlar. Efendim kent içinde ata binerlermiş, binmesinler filan. Şimdi bunlara bakacak olursak yani aslında burada metodoloji tabii, yani burada metodolojik bir problem var. Yani bütün bunları belgesel seviyede ele alırsak diyebiliriz ki aman Allah'ım ya, her şey çok keskin. Dinin kuralları da biliniyor. Gayrimüslim birisi Müslüman birine karşı şehadette bulunamıyor mahkemede. Bu kesin. Yani Müslüman birisi gayrimüslim biriyle evlenebiliyor kadın olduğu zaman. Fakat gayrimüslim birisi Müslüman bir kadınla evlenemiyor. Bu da yine bir dinin kuralı olduğu için sorgulanmıyor. Yani hayat böyle azınlıklar, dini azınlıklar için... ekaliyet anlamında söylemedim. Azınlık şimdi bugünkü farklılık terminolojiyle, evet iyi bir uyarı, bugünkü terminolojiyle bakınca azınlık gibi geliyor. Evet yani... başka dinden olanlar için hayat çok zormuş intibanı verebilir.
belgelere kalacak olursa. Fakat öte yandan bu belgeler o kadar çok kendini tekrarlıyor ki işte kent içinde ata binmeyin, inin falan demek ki biniyorlar. Ama gene de Müslüman kadın alamıyor. Tabii tabii. Onu yapamaz. Hakikaten şey. Yani bir takım sert kırmızı şeyler, çizgiler var. Ama ha, iki taraf da bunu kabulleniyor. Tabii. Geleneksel bir toplumdan da. İsyan ve kanlı bastırma var orada. Var ama yani bu falan etnik grup, işte o etnik gruba ait olduğu için biz bunları bastıralım ya da bunların ırkı kötü bir ırktır gibi modern bir düşünceden kaynaklanmıyor. Daha bir politik çekişmeden kaynaklanıyor. Dinsel anlamda ise şöyle bir, onu da iyice bir regularize etmiş vaziyetteler. Yani o dünyayı Darül İslam ve Darül Harp diye ayırdıkları zaman harbi dedikleri bir gayrimüslim kategorisi var. Yani biz bunlara savaşan, dövüşen gayrimüslimler demeliyiz. Düşman. Harbi dediğin zaman düşman. O harbilere karşı uygulanacak olan şeyler belli İslam savaş hukukunda. Yani savaş meydanında fiziki olarak direnmişse öldürebilirsin, esir alırsın, köle yapabilirsin. Tabii ama ayrıca aman verirsin, müstemin yaparsın. Bir dakika. Şimdi eğer amanı istiyorsa, istiman ediyorsa, aman istiyorsa sen ona aman da verirsin, zimmi yaparsın. Fakat zimmi oldu diye, ha tamam artık bu donmuş bir kategoridir diye bir şey söz konusu değil. Size sorunuza geliyorum. Eğer bir zimmi topluluk, diyelim ki işte 1821'de Rumlar, ayaklandığı zaman zimmilikten çıkar tekrar harbi olurlar ve dolayısıyla harbilere ne yapılıyorsa teknik olarak aynı şeylere maruz kalabilirler. Yani işte Şeyhülislam'ın fetvası vardır, gerçekten vardır. Emlaklarının, mallarının zaptı, kadın ve çocuklarının esir edilmesi, zaten kendilerinin yapılıyor. Katli. Zaten yapılıyor. Yapılıyor. Yani Sakız'da yapılıyor. Yapılıyor. Her yerde, sadece Sakız'da değil. Sakız'da yani, özellikle. Yani tabii. En şiddetlisi. Ama yani dolayısıyla bu şekilde bir isyan olduğu zaman zimmi bir cemaat tarafından bunun böyle bir sert bir şekilde bastırılması da söz konusu. Fakat bu öyle bir şey ki Ethem'in dediği gibi zimmiden harbiye geçmenin ne anlama geldiğini herkes zaten biliyor. Ama yani 1921 o kadar modern bir şey ki. Yok değil. Yani, Yunan ayaklanmasından bahsediyoruz. Sonrası olduğu için çok farklı bir durum. Yani neredeyse anakronik bir durum. Yok, değil. Çünkü hala dini hukukla bu işi götürüyorlar. Başka bir hukuk yok. Yani o anlamda bir modern değil. Şeyden sonra modern. Kırım Savaşı'ndan sonra modern bir dünyaya geçiyoruz. Çünkü 1856 ıslahat fermanıyla artık bahsetmiyorum. Yunanlılar modern orada. Ya onlar da pek onlar farklı. Şimdi modern zimmi olmaya başlıyorlar. Ya madem ki konuşacaksın konuşalım ama şimdi bak bu Rumlarda bir grup yani bu Rum isyanının önderleri olan Fransız devriminden, ihtilalinden, aydınlanma fikrinden etkilenen, işte ta Velestinli Rigas'tan başlayan Adamantis Korais'le devam eden filan bir grup insan filan var ama milliyetçilik fikrinden de haberdar. Tabii. Fakat ayaklanan Rumlar aslında milliyetçilik fikrinden bir haber vaziyetteler. Bu bir akademik meseleye biraz girdik. Filmden neyse. Bir sahne geldi aklıma hocam. Bir tutam baharattan. O yüzden güldüm. Kolokotrono'yu bir fiil zannederek çekiyordu. Hatta şeye bile değindiniz kenarından, oraya da gelecektik. Yani durum nasıl düzelmeye başladı falan. Oraya da geleceğiz herhalde. Yani dünyada bu nereden baş gösterdi, nasıl geldi. Veya bilinç, yani işte ekaliyetin bilinci ne zaman tam uyanmaya başladı. Ama bir de eriyip gidenler var. Ne dersiniz? Yani kabul ediyor. O kadar bazen şartlar ağırlaşmaya başlıyor ki Müslüman oldum diyor ama için evinin bir köşesinde ikonasını saklıyor. Ama o arada cemaatle namaza gidiyor. Böyleleri de var galiba. Tipik örnek Karadeniz'de yaşananlardır. İşte Stavriotes denen genellikle açıklaması ekonomik gerekçelere bağlanan, yani gayrimüslimlerin daha fazla vergi vermesinden dolayı işte Karadeniz'de de tarımın çok sınırlı yapılabiliyor olmasından dolayı, müthiş bir fakirlik olmasından dolayı bunun bir kaçış yolu olarak keşfedildiği söyleniyor. Ne kadar doğru bilmek mümkün değil. Ama en azından galiba 200 yıl kadar bu eski geleneklerini, eski inançlarını gizli gizli sürdüren
gruplardan söz etmek mümkün. Ancak 19. yüzyılda işte Tanzimat ve Islahat fermanları ile birlikte ve padişahtan alınan izinle diyelim, artık bunların eski dinlerine, gerçek dinlerine dönebileceğine dair şayialar ortada dolaşmaya başlayınca bu tür haberler, örnekler ortaya çıkıyor. Yeterince olmuş mudur? İstendiği kadar oldu. Bürokrasi mesela buna nasıl izin ver? Bürokrasi Tanzimat'ın bu boyutunu ne kadar uygulayabilmiştir? Şimdi ıslahat fermanında serbestliği edyan diye, yani din serbestliği veriliyor. Açık açık yazılıyor. Deniyor ki isteyen istediği mezhepten, istediği dinden olabilir diyor. Yıl 1856. Öyle de olabiliyor mu? Şimdi onu Selim Deringil hocamız çalışıyor bu konuyu. Orada anlaşılan, yani çok fazla bir patırtı çıkartmaksızın, bir adam Müslüman, önce Hristiyanmış, Müslüman olmuş, sonra tekrar Hristiyanlığa dönmüş. Teknik olarak aslında şeriata göre idam edilmesi gerekirken onu mesela idam etmiyorlar artık. Yani belirli bir yumuşama, ama çok fazla da bir Batı hukukuna uymaya çalışma, uluslararası hukuka bir uymaya çalışma söz konusu olmaya başlıyor. Ben araya girmek istiyorum yine. Bu kripto Hristiyanlar, gizli Hristiyanlar, kripto Museviler tabir ettiğimiz gizli bir şekilde dinlerini devam ettiren insanlarla ilgili. Hocam yanılmıyorsam Osmanlı müftedilere, din değiştirenlere çok fazla zorluk çıkarmıyor. Onlara çok kötü davranmıyor. Onları kabul ediyor. Müftedi zaten hidayete eren. Evet, yani eriyor. Müftet olana zorluk çıkartıyor. Müftedi olmak problem değil. Evet. Yani onları kabul ediyor, alıyor, artık kendinden sayıyor ve üstüne varmıyor. Tabii, kazanmış oluyor. Evet, ama İspanya bunların üstüne gidiyor. Ha, bu devirde 20 bin tane familyar tabir ettiğimiz Engizisyon görevlisi var ve bunlar ülkenin içine yayılarak birbirini ispiyonlayan halkın söylediklerine kulak veriyorlar. Ve halk Hristiyanlığa dönen Musevilere ve Müslümanlara inanmadığı için bunları mesela Cuma günü acaba namaza gidiyor mu? Ramazan'da gece kalkıp oruç tutuyor mu? Sebat'ta temiz giysilerini giyiyor mu? Diye takip ediyor. Ve bu familiyerler bunları bir şekilde takip ederek hatta bunlar bir şekilde sünnet olup olmadıklarını bile kontrol ediyorlar. Dolayısıyla yeni bir dine geçerek orada hidayete eremiyorsunuz. Orada başınıza daha korkunç şeyler geliyor. Evet. Yani Akdeniz'in iki tarafında böyle bir farklılık söz konusu. Aslında galiba yani Avrupa'da daha bir genel bir patern bu. Daha başka bir kalıp bu. Yani çünkü mesela Doğu Avrupa'da da bol miktarda Yahudi 19. yüzyıl gibi geç tarihlerde bile Hristiyanlığa, Katolikliğe dönüyorlar. Fakat mesela 3 nesilde geçse onların soyu Yahudidir, Alman değildir denebiliyor. Yani bu coğrafyada ise bu tip şeyler pek yok. Bir kayıtlarını alıyor mu Osmanlı? Eskiden yoktu. Ben şimdi eskiyi konuşuyorum. Osmanlı yani, kayıtlarını alıyor mu peki? Tamam, belki kurumsal olarak bakmıyor ama kayıtlarını alıyor mu Laz, Çerkez, yok. Türkmen falan? Yok mu öyle bir şey? Hayır, şöyle, şimdi kimin ne olduğunu söylüyor. Fakat böyle bir etnik temelde modern kafalı bir nüfus sayımı yapmıyor. Ama kimin ne olduğunu söylüyor. Herkesin bilirler ne olduğunu. Hatta Çerkezse alt kabilesini de bilirler. Onu da söylerler. Fakat bu anlamda devlet çok şey yapmıyor. Bir kaydını almıyor. O konuda yani hem evet hem hayır. Sarayı alırsanız mesela. Saray çok tipik bir şey. Harem Çerkez kadınlarla beslenir. Şimdi Çerkez kadınlarla konuşursanız, hala onların soyundan gelen insanlarla konuşursanız... Sebebi var mıdır onun? Güzel oldukları için midir? Yani bir kölelik tarzı ve evet bir şekilde bir seçme vesaire. Ama yani bir de böyle bir şey var, bir ticari ağ var, böyle bir besleniyorlar. Şimdi eğer o soydan gelen kadınlarla, o kadınların soyundan gelen insanlarla görüşürseniz, hala işte kim Adige'dir, kim bilmem ne bilirler. Osmanlı kayıtlarında yani erkek tarafında hiçbir şey bilinmez. Çünkü önemli değildir onun için. Yani onun için o kadın en de sonunda hareme girip orada vazifesini yapmakla görevlidir. Ve dolayısıyla yani sırf Osmanlı haremini alırsanız onun iki dünyası var. Bir, erkekler tarafından bakarsanız hepsinin bir olduğu ve sadece işte valide sultandan cariyeye kadar bir hiyerarşi görebilirsiniz. Bir de kadın tarafından görürseniz orada bütün soylar, soplar, hangisi daha asil, hangisi bilmem ne ve onlar bilinir.
kimin için önemliyse o şeyle. Fakat erkek tarafı kalem tuttuğu için, kadın tarafı kalem tutmadığı için kadın tarafındaki o kimlikler yok oluyor. Şimdi sonunda yok. Erkek tarafında ise o düzleştirici şey tamamen kimlikleri yok. Bir konuyu öyle ortaya atayım. Hem dünyada hem bizim kendi tarihimizde diyeyim, dönemlerin etkisi var mıdır? Etnik ayrımcılığın veya dini ayrımcılığın çok yükseldiği veya çok düştüğü dönemlerin kesinlikle buna bir etkisi var mıdır? Yani. Etnik veya dini mi? Yoksa özellikle her ikisi birden. Evet. Kesinlikle. Yani ona verilecek kategorik bir cevap var. Kesinlikle. Ve hiç kimsenin yani bir imparatorlukta hiç kimsenin mesela sadakat denen nesneyi ila nihayet tek eline alması söz konusu değil. Yani baştaki hanedanı, politik otoriteyi vesaire seviyorsanız iyi bir etnik grupsunuz veya iyi bir din üyesisiniz. Orada bir zıtlaşma olursa çok ciddi hem ayrımcılık yapılabilir hem belgelerin dili değişmeye başlar. Yani kriz zamanlarında, ayaklanma zamanlarında veya bir şeyden korkulduğu, bir fesattan korkulduğu zamanlarda efendim işte İstanbul'daki fırıncılar Arnavut, herkes biliyor, kimsenin de bir sıkıntısı falan yok. Ama Arnavutlukta tepedelenli Ali Paşa'nın ayaklandığı zamanlar buradaki Arnavut fırıncı da zora girer ve o sıradaki belgelerin diline baktığınız zaman ağzına gelen de her şeyi söylerler. Tabii. Sadece o döneme bakarsanız, yani kısıtlı belgeye bakarsanız dersiniz hep böyleymiş ki gibi. Hep böyleymiş, evet. Ve bugünün de terimleriyle düşünürseniz ki bir ölçüde kaçınılmaz bu. Aman Allah'ım, yani bir etnik grup için neler söylemişler falan dersiniz. Halbuki bir 10 sene sonra baktığınız zaman bu iş değişmiş, bambaşka bir dil kullanmaya da. Bazıları çok kalıcı oluyor ama. Mesela neler? Sünni Alevi. Yani evet. Bir etnik veya etnik dini kimliğin üzerine bir de bir siyasi devletler yani arası bir siyasi mücadele binince, yani Safeviler ile Osmanlılar arasında, o zaman işte kıyamet kopuyor ve o çok kalıcı oluyor. Yani o zaman da Osmanlılar Avrupa'daki gibi hani Protestan Katolik savaşları kadar vahşice bir kitleyi yok etmeye meylediyorlar. Çağımıza da yansımıyor mu? İşte Türk-Yunan ilişkileri hala gerildiği zaman buradakiler birdenbire huzursuzlaşırlar veya Türkiye-İsrail ilişkileri gerildiği zaman başbakanın bugünlerde ilk söylediği şey, o günlerde Musevi yurttaşlarımız bunun tamamen dışındadır demek gereğini hissettiler. Biraz önce Hakan Bey söyledi, Yezidilerin ne kadar sıkıntılı bir durumda kaldığını, aslında Aleviler için de bu geçerli. Yani her ne kadar İslam şemsiyesi altında yer alıyor olsalar da heterodoks İslami kimliklerinden dolayı belki de ehli kitaptan çok daha büyük sıkıntı içindeydiler. Yani ehli kitabın hiç olmazsa belli dokunulmaz hakları da söz konusuydu. Hiçbir zaman Alevilik bir şekilde tanımlanmadı resmi düzeyde ve tanınmadı bu anlamda ki bu herhalde bizim topraklarımızda bir gelenek olarak devam ediyor. İsyanlar var ayrıca. Oradaki temel sayık ne? İsyan çıkmasında işte biliriz Orta Anadolu'da zamanında isyanlar olmuş. Bayağı ciddi kanlı bastırmalar da var. Vallahi yani şimdi orada hem yani bunları birbirinden ayırmak çok zor. Ekonomik, sosyal, politik, yani İran'da bir yere kadar geliyor da ayrıca ve bir toplanma da olabiliyor herhalde. Ondan sonra isyan şimdi, baş gösteriyor. Öyle anlaşılıyor ki 16. yüzyılda aslında Osmanlılar da politik kariyerlerine Alevi yok o sırada. Yani bütün Osmanlı tarihi boyunca ben hiçbir belgede Alevi kelimesine rastlamadım. Kızılbaş diyorlar, Rafizi diyorlar ama Alevi yok. Yani Osmanlıların kendileri de politik tarihlerine aslında son derece heterodoks olarak başlamış durumdalar. Yani kimlerle düşüp kalktıklarına bakarsanız Kumral dede, işte Geyikli baba vesaire, babalar dedeler. Yani bugün Alevi kültürü dediğimiz kültürden çok uzak değil. Ama çok onlardan korkmak lazım. Şimdi dine gerek yok ama yani. Yok. Şimdi şöyle isyanlarda 16. yüzyıla kadar Osmanlıların kendileri de çok heterodoks. Mesela Osmanlıların yaydığı İslam'a bakan, heterodokstan kastınız yani ortodoks olmayan, katılaşmamış, sünni demeyeceğimiz ana yoldan biraz ayrılan daha halk inançlarına yakın, eski inançları daha fazla şamanlığı, tabii eski inançları esitsi daha fazla içine alan, daha fazla içeren inançlar diyelim.
Osmanlıların Balkanlara mesela yaydığı tür İslam'a baktığınız zaman Balkanlarda da zaten heterodoks tür bir İslam yaymışlar. Yani demek ki veya Yeniçeri Ocağı'ndaki Arnavutluk Bektaşi'dir. Arnavutluk Bektaşi ya da Yeniçeri Ocağı'na bile devletin merkezi ordusunun dini Bektaşilik diye baktığınız zaman Doğu Anadolu'da olunca o zaman tabii bir problem oluyor. Çünkü İran, Safevi İran, Şii vesaire. Yani ama işte zaten siyasi tabii. Bir ara daha devam edeceğiz. Da bugün konuklarımızla beraber ara vermeden önce virgül koyduğumuz konu Osmanlı'da Alevilere bakış. Burada söylenen hiç öyle Alevi kelimesi zaten o zamanlarda yok. Ve Batılarda veya Orta Anadolu'nun batısında bir şeyler olursa gene sorun yok. Ama doğuda olursa demişti Edem Bey. O zaman çünkü İran var orada Şiiler. İran Şii. O yüzden sorun çıkabiliyor demiştik. Doğru. Burada kaldı. Ekleyecek bir konu yani, yoksa başka galiba, bir yere geçeceğiz. Hakan'ın vurgulamak istediği orada siyasi olgunun çok önemli olduğu. Yani başka bir yerde problem olmayan bir ayrım eğer siyasi bir tehlike olarak algılanırsa o zaman işte mesele çıkıyor. Peki Osmanlı'dan Cumhuriyet'e etnik ayrımcılık, dini ayrımcılık adına her ne kadar kanunlar vesaire olsa da ne miras kaldı? Yani, Özlem Hanım'ın diyeceği bir şey var mı? Ben önce deminki konuya bir şey eklemek istiyordum. Andrews'un... Durmayın lütfen o konuya. bu sabaha kadar sürebilecek bir konu. Bilmiyorum hiç oturumu dikkatli, nasıl toparlayacağız bunu. Bu Andrews 80'lerin sonunda Türkiye'deki etnik grupları ayırmaya başladığı zaman 7 grup altında topluyor. Dili ayrı olanlar, dini bir olanlar, dini farklı olanlar, dili ayrı olanlar, dini ayrı, aşireti farklı olanlar. Bu şekilde bu kombinasyonla 7 farklı gruba ayırıyor. Ve bunların içinde en problematik olanlarında her zaman aşiret çerçevesi içinde olanları görüyoruz. Büyük bir ihtimalle onda bunun da etkisi vardır. Bir de Türkmen kelimesi hocam. 80'li yılların sonunda doğuda kullanıldığı zaman daha farklı bir anlama geliyor. Batıda kullanıldığı zaman daha farklı bir anlama geliyor. Yani bu kelimelerin içinde de anlam sapmaları, anlam kaymaları oluyor. Bir şey daha eklemek istiyordum. Bugün araştırdım. Bu Cumhuriyet'e geçtikten sonra dediniz. Kılık kıyafet devrimini araştırıyordum bugün. Bugün Fatih'ten geçiyorsunuz. Cübbeler içinde bir papa, cübbeler içinde bir imam. Herkes imam görüntüsünde. Fakat bugün Ortodoks Patriği halkın içinde kendi cübbesiyle dolaşmak için validen yıllık izin almak zorundaymış. Dolayısıyla Ortodoks din adamları bugün keşişler de dahil olmak üzere. Galiba yıllık değil de o bir kez veriliyor. Lider için yani lider için ölümüne kadar gider. Daha seviyedeki papazları düşünelim. Yok. Onlar da dolaşamıyorlar. Yok. Şehir içinde yasaklılar. Ama bugünü kastediyoruz. Bugünü. Ve bu bir evrensel standartlarda çok tatsız bir konu yani. Sadece yanılmıyorsam dışarıdan gelen turist. Özlem yani sokakta gördüğün her cübbeliye hoca kıyafeti demiyorsun yok, inşallah yok, yani. Ve ayrıca onu da Allah bilir. Yani o çok spesifik. Yani o evet kıyafet devrimi 34 mü? 28 Şubat'ta bir numaralı şeylerden biriydi. Ha mesela yani. Şimdi Cumhuriyet'e Osmanlı'dan kalan bir şeyler var. Ama çok ilginç bir şekilde Osmanlı'dan uluslararası hukuka geçiş uluslararası hukuktan tekrar Osmanlı'ya geliş, pardon Cumhuriyet'e geliş gibi bir yol izliyor. Lozan hemen açacağım. Yani Cumhuriyet'in 1924 yılındaki teşkilata esasiye anayasası tartışılırken orada bir takım kavga, dövüş, gürültü vesaire içinde diyorlar ki Türkiye ahalisine vatandaşlık itibarıyla Türk deniyor. Şimdi hiç ayrım yapmıyorlar. Herkes Türktür diyorlar. Bugün için biraz geri bir söylem gibi gelebilir ama o dönem için ileri bir şey. Yani Fransız devrimini. Herkes siyasi her Fransızın kimlik, siyasi kimlik. Oy veren, vergi veren vesaire. Kamu hizmetine girebilecek olan vatandaş. Hiçbir ayrım yapmıyorlar. Şimdi gayrimüslimler üzerinde de hatta fırtına çıkıyor mecliste.
Hamdullah Supi Tanrıöver diyor ki ne yani Ermenilere, Yahudilere de Türk mü diyeceğiz diyor. Tamam olmaz falan diyor. Bizim hükümetimiz diyor onları memleketten atmaya çalışıyor. Siz onlara Türk diyorsunuz falan diyor. Şimdi bu şey, bu seviyede bir kavga çıkıyor. Sonunda diyorlar ki doğrudan Türk demeyeceğiz. Vatandaşlık itibarıyla Türk ıtlak olunur, Türk diye adlandırılır falan deniyor. Ona bağlıyorlar. Bunun sebebi, eşit vatandaş olarak kabul etmelerinin sebebi aslında Lozan. Sanıyorum 39. maddesi. Çünkü Lozan Anlaşması şeyden önce, Cumhuriyet'in ilanından önce imzalanıyor. Ve orada Osmanlı'dan tevarüs edilen milletler, dedik ya Elçin Bey bahsetti o millet sisteminden. Yani üç millet, Mileli Selase denen Ermeni, Rum ve Yahudi milletlerinin bir takım uluslararası hukuka rapt edilen hakları var. Nedir mesela? Kendi dilinde eğitim yapmak. Bir tek onlar için bir azınlık kategorisi yaratmak, işte Osmanlı'dan kalan geçmiş. Bir tek onlar için azınlık oldukları kabul ediliyor. Fakat vatandaşlık açısından onlar da Türk deniyor. Bu Osmanlı'dan kalan mirastır. Onun ötesinde çok da bir şey yok ki. Aslında millet sistemi azınlıklar itibariyle devam etmektedir. Aynen öyle, aynen öyle. Aynen evet, öyle. Devam etmektedir ama aynen öyle. Hukuki çatışma olacağı takdirde bugünkü yasalarla o zaman bugünküler evet, geçerlidir. Ama onun dışında gelenek, patrik seçimi, kendi cemaat, millet anayasası devam ediyor. Evet, ondan evet. Yani cemaat işleri genellikle millet sistemi mantığıyla sürer. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Müthiş bir çelişki doğuyor. Lozan'da azınlık gayrimüslimler olarak aynen tanımlanıyor. Sonra bu devlet kendisini laik olarak tanımlıyor. Evet. Ama yani laik devletin azınlığı dinen, din kavramı üzerinden tanımlanmaya evet, devam ediyor. Bu bence aynen, Türkiye'deki laikliğin önemli sorunu. Lozan, şimdi aklıma o soru geldi, not ettim. Lozan meseleyi halletmedi o zaman. Bazıları bu iş tamam. Yani yeri geldiğinde Türkiye'deki birçok hala bugünkü yöneticilerde Lozan deyip bırakır. İşi tamam bitmiştir. Dünyanın en uzun anlaşmasıdır. Geçerli olan Lozan Anlaşması onlardan biridir. Halletmiş midir? Hayır, yani problem çünkü çok daha kültürel ve derin bir problem. Şimdi Avrupa 18. ve özellikle 19. yüzyıldan itibaren eşitlik üzerine kurulu bir siyasi kimlik ve siyasi katılım ve siyasi kültür geliştirdi. Biz de hala onu şey edemedik. Biz hala adalet üzerinden gidiyoruz. Osmanlı şeyi ve hala biz Adalet Partisi, Adil Düzen, Adalet ve Kalkınma Partisi, bizim için hatta 1908'de Jön Türk devrimi olduğunda, ihtilali olduğunda Fransızlardan Liberté, Égalité, Fraternité işte müsavat, uhuvvet ve hürriyeti alıyorlar. Bir de özgürlük, adalet ekliyorlar. Kardeşim. Bir de adalet eklemek zorunda hissediyorlar. Niye? Çünkü olmadığı için. Türk siyasi hayır. Hiç değil. Hiç değil. Aksine Türk siyasi geleneğinde, Osmanlı siyasi geleneğinde adalet çok önemli bir kavram. Adalet derken de yargı demiyorum. Adalet, adil olması, yöneticinin zulüm, zalim vesaire. Oysa Avrupa'daki, yani bizim bugün Batı'da benimsediğimiz veya benimsemeye çalıştığımız yeni siyasi düzen eşitlik üzerine kurulu ve bizde bu hala anlaşılmış değil. Ve bizim kültürümüzde yok. Dolayısıyla biz hala aslında mental olarak, zihniyet olarak, kültürel olarak Osmanlı'dan tevarüz ettiğimiz bu adalet kavramıyla çünkü siz eşit davranmadan da adil olabilirsiniz. Bütün mesele o. Yani millet sistemi dediğiniz adil bir sistemdir aslında kendine göre. Çünkü siz onun hakkını veriyorsunuz. Onun hakkı zimmi olarak şudur. Siz ona zimmetle koruyorsunuz ve dolayısıyla adilsiniz. Bu Avrupa ayarında eşitlik değil ama adalettir. Bütün problemimiz buradan kaynaklanıyor. Biz hala Avrupa ve onun için bizde şey denebiliyor. İşte benim oyum niye çobanın ki eşit olsun. Çünkü gene meselesi, yani hala statü veya belirli tarif edilen şeylerden adaletin farklı bir güç verebileceğini ve bunun aslında yeterli olabileceğini ve bu hani
yanlış da olmayabilir ama eğer Avrupa'ya uyuyorsanız ve Avrupa'nın standartlarını batınırsa o zaman bir uyuşmazlık oluyor. Ve şimdiki durumumuz o. Yani Osmanlı zihniyetiyle hala, ki bu Osmanlılarda da zaten başlamıştı, Osmanlı zihniyetiyle bir eşitlikçi söylemi bağdaştırmaya çalışıyoruz ki zor. Yani şey meselesi, işte ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk'üm diyene, işte tamamen bir Jacoben şeydir, ben Türk'üm diyene. Ama esasen herkes devamlı şey, işte yok Yahudi kökenli vatandaşım, yok Ermeni kökenli, niye köken? Yani Fransa'da kimse kimsenin kökenini söyleyip vatandaş demiyor. Çünkü orada eşitlik tamamen siyasi bir şekilde işte oy vermek, vatandaş olmak vesaire üzerinden kurulmuş. Bu da imparatorluktan kalmam. Bizde halbuki hala zımnen, yani cumhuriyetin aslında bir fiyaskosu var. Vatandaşı gerçek manada yaratamadı, siyasi vatandaşı. Onun yerine o varmış gibi yapıp aslında var olan ve herkesin zımnen kabul ettiği Türk, gerçek Türk Müslümandır. Dolayısıyla elhamdülillah Müslüman diyen aslında gerçek Türktür. Öbürleri de işte senin dediğin gibi Türk ıtlak edilen ama aslında gerçek manada Türk değil. Ve bu aslında öbür taraf tarafından eğer ekaliyetleri alacaksanız onlar tarafından da zımnen benimsenen bir şey. Yani bir Yahudi cemaat içinde işte Türk'le evlendi denebiliyor. Onlar da aslında Türk'ü aslında Müslüman etnik olarak algılıyorlar. Etnik mi, dini mi tartışılır. Ama şey değil, yani, vatandaşlık tutmadı. Ethem şöyle bir şey var. Evet doğru. Yani Avrupa, Osmanlı kültür farkları falan var ama bir de yasalarla fiiliyat arasında da her yerde geçerli bir ayrım var. Yani Fransız devriminin yüce fikirleri evet yani Fransız birinci sınıf Fransız vatandaşıdır. Ama bugün bile yani harkiysen şeysen, Cezayir asıllıysan günlük hayatta ayrımcılığa uğramıyorsun. Ama bırakın yani, misafirleri daha geçenlerde bir şey yani verdi. Göçmenlerin evet yani, şu şiddete başvurması halinde vatandaşlıktan ve ülkeden onu, atılacağını aynen, söyledi. Aynen. Bir onu söylemek isterim. Bir de Ethem burada eşit olmadan adil olmaktan bahsetti. Şimdi biz Osmanlı deyince yani 13. yüzyıldan şeye kadar 20. yüzyılın başına kadar aynı adamlardan da konuşmuyoruz. Evet. Arada çok büyük kopuşlar, çok büyük farklılıklar var. Tabii. Dolayısıyla mesela 1876 gibi erken, nispeten erken bir tarihte bir anayasa yapıp o anayasanın işte 8. maddesinde okuyayım isterseniz. Devlet-i Osmaniye tabiyetinde bulunan efradın cümlesine herhangi din ve mezhepten olur ise olsun bila istisna Osmanlı tabir olunur diyor. Şimdi bu anayasal vatandaşlık. Hı hı. O anayasal vatandaş da bir isim bulmuş Osmanlı demiş. Tabii. Yani o eşit vatandaş olmadığı için de kolay oluyor. Çok kolay tabii oluyor. Hayır, o eşit vatandaşlık kavramı 1876'dan beri, yani 1856'sı da var ama 1876'da artık ha şimdi kağıt üzerinde olduğu zaman başka yerde de kağıt üzerinde ve fiiliyat farkı var. Çünkü Cumhuriyet'inde de kağıt üzerinde var. Evet, bir de tabii meseleye şöyle gireyim. Aslında belki tekrar döneriz ama eğer zaman kalmazsa ondan da bahsetmemiş gibi olabiliriz. Genelde hep gayrimüslimlerin yani Müslüman olmayanların durumlarından bahsettik. Sorun ortaya çıkmayınca veya kendileri seslendirmeyince pek etnik ayrımcılık gibi bir algılama da olmuyor. Gelmek istediğim konu Kürt meselesi. Cumhuriyet döneminde mi bu iş iyice keskinleşti? Yoksa Osmanlı'dan da gelen bir ayrımcılık vardı da etnik yok dediniz. Yani işin Kürtler Müslüman. Orada öyle bir sorun yok. O zaman demek ki Cumhuriyet'ten itibaren bir şeyler başlıyor. Ne dersiniz? Özlem Hanım sizin. Ben 16. yüzyıl tarihçisi olduğum için yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama mühimme defterlerini karıştırırken deniz tarihiyle ilgili bir şey hazırlıyorum. Keresteler toplanacak, kanuni bir gemi yaptıracak yanılmıyorsam Sinop'ta. Buyuracağını buyuruyor, altına da ekliyor. Her ne olursa olsun Kürt olmasın. Şimdi 16. yüzyıl. Çok dönem çok geliyor. Bu ta 19. yüzyıla kadar da geliyor. Yani tersanede çalışan Kürt uşaklarının def edilmesi falan gibi bir fermana rahatlıkla kim bilir ne olmuştur özel koşullarına falan bakmak şey yapıyor gerekiyor. Yani o anlamda mesela Osmanlı'da bir etnisiteye dayalı bir
toplum tamam. değil. Evet. O şekilde organize değil. Öyle bir ayrım pek yok ama yani Kürt etnik bilincinin uyanması tabii ki Osmanlı dönemine gidiyor. Yani son dönem Osmanlı. Son diye. Çok geç son, dönemde. Son çok geç yani dönem Osmanlı'ya gidiyor. Yani ulusal bir kimliğin oluşmaya başlamasıyla bir iki tarafta yani, da. İki tarafta. Yani Osmanlı yani Türkiye Cumhuriyeti ile doğmuyor Türk ulusu. Veya tabii. Türk ulusu kavramı veya muhayyileleri daha önce başlıyor. Ve Kürt ulusu da aynı şekilde. Dolayısıyla hani 19. yüzyılın 3. çeyreğinden itibaren hem yani Müslüman daha önce tabii gayrimüslim şeylerde Sırp olsun, Yunan olsun, Bulgar olsun yavaş yavaş yani orada Roman olsun yavaş yavaş kimlikler şey diyor. Orada din farkı bir bakıma kolaylaştırıcı bir şey oluyor. Hı hı. Hatta hani Bulgarlar kendilerini Rumlardan ayırabilmek için bir şey icat ediyorlar, bir kilise icat ediyorlar, ona ihtiyaç var. Müslümanlar için daha zor çünkü kendilerini tefrik etmeleri de sonunda aynı dini paylaşınca o daha geç gelişiyor. İşte 19. yüzyılın sonunda hem Türk tarafında hem Kürt tarafında hem Arap tarafında. Şimdi yalnız her zaman yani çok tipik bir hata yapılır. İnsanlar yani bu neslin insanları şimdi gelişen kavramlarla tarihi anlamaya çalışırlar. Bu kaçınılmaz bir şey. Bu programda şimdi, bu üçüncü defa söyleniyor. Yok bunu bir hatırlatma olarak. Ya bu yayında demiyorum. Bu başlık altında yaptığım evet. Hatırlatmak da tarihçilerin hatırlatmakta evet, fayda genel var. Genel bir yaklaşım. Yani bu bizim evet. Hakikaten amentümüz gibi bir şey. Evet. Dolayısıyla mesela işte Türk dediğimiz yani evet ta şeyden biri Orhun yazıtlarından biri herhalde aynı şekilde telaffuz ediliyor. Türk deniyor ama dedikleri zaman ne anlıyorlardı? Mesela dönemler içinde, dönemsellik, tarihsellik içinde bakmak lazım. 1924 yılında Türk dedikleri zaman vatandaş anlamışlar, başka hiçbir şey anlamamışlar. O kesin. Çünkü ta o anayasadan bugünkü anayasa 82 anayasasına kadar kalan maddeler var bozulmadan. Yani mesela bir tanesi şey diyor, her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Şimdi bu 1924'ün kafasındaki Türk, vatandaş Türk, sivik Türk. Yani burada bir etnisite şeyi yok, anlamı yok. Ama orada vatandaş demiyor, şimdi, Türk diyor bize. Bunu bugünkü kavramlarla anlamaya çalıştığımız zaman her Türk ister devlet tarafından birisi anlasın, isterse kendisini azınlık hisseden birisi anlasın. Bunu, bu kelimeleri bugünkü kafayla anlamaya çalışırsak bir felaket olabilir. Çünkü her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Ama Allah'ım etnik Türk olmayanlar giremez gibi bir anlam çıkabilir. Ama fiilen de böyle olmuştur. Yok değil. Yok. Şimdi gizli yönetmelikler vardır. Hayır, ilk defa geçen de bir Ermeni kökenli vatandaş dışişlerine meslek memuru oldu falan diye oldu haberler. Oldu ben olamadı diye biliyorum. Tabii şu yani problem de şundan kaynaklanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda en azından 19. yüzyılda hani nüfusun %40'ı zaten Müslüman değil. Şimdi nüfusunuzun %40'ının Müslüman olmadığı bir çevrede ekaliyet veya farklı din mensuplarına nasıl baktığınızla devamlı tekrarladığımız gibi %99.9'un Müslüman olduğu ve dolayısıyla 0.01'in gayrimüslim olduğu bir ülkede nasıl şey ettiğiniz çok farklı bir şey. Yani bugün artık yani tamamen böyle tehlikesiz ama hoşgörüyle, en sevmediğim laf, hoşgörüyle bakılan işte bilmem ne kökenli vatan. Çok büyük bir problem. Yani hakikaten Osmanlılıktan da daha aşağılayıcı Peki, bir hal alabiliyoruz. Bir konu vardır. 1921'de işte Atatürk'ün muhtariyet tanınması meselesi ona göre düzen ama öylesine bir hava varsa eğer ne oldu da birdenbire hava değişti? Yani Mustafa Kemal bir fikir değiştirdi? Başka bir şey mi oldu? Ya şimdi o da benim bildiğim Millet Meclisi'nde Yusuf Kemal Tengirçek konuşurken Türkler böyle yapacak falan diye konuşuyor. Çerkes asıllı bir milletvekili de galiba Sivas mebusu kalkıyor diyor ki ya efendi sen hep Türk'ten bahsediyorsun diyor. Bu diyor mecliste diyor Türk'ten başkası yok mudur diyor. Hı hı. Çerkezi var Kürt'ü var falan diyor. Ortalık kızışıyor hemen Kemal Paşa şeye geliyor çıkıyor kürsüye çıkıyor diyor ki durun diyor biz diyor Türk derken diyor. Bütün diyor İslam unsurlarını kastediyoruz diyor. Türk, Çerkes'tir diyor, Kürt'tür diyor falan böyle şey yapmayın diyor. Biz Türk derken bunu kastediyoruz diyor. Şimdi o Türkiye bir o dönemde bir sivik vatandaşlık anlamı vermeye şey yapmışlar, çalışmışlar. Şimdi saz elimdeyken Elçin Bey başka bir maddeye 72 vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevidir diyor. Bugünkü anayasa. Şimdi
Bunun biraz üstünde duralım. Vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Şimdi buna dayanarak da ben Kürt'üm almayayım o vatan hizmetini kimse diyemez. Hayır, bak burada şimdi, Türk vatandaş olarak. Burada Türk vatandaş olarak tamamen onu söylüyorum. Fakat bugün için bu dil eskimiştir. Yani burada kalkıp 1924'ün dilini kullanmak yerine yapılacak olan şey çok basit. Vatan hizmeti her Türk vatandaşının, Türkiye vatandaşının, her Türkiye Cumhuriyeti, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının filan demesi gerekiyordu. Dil açısından bir düzeltme yapmak gerekiyor. Şimdi bu söylediğiniz Kürtlere özellik meselesi benim bildiğim kadarıyla 1921 Anayasası'nın bir yerel yönetimlere özellik vermesiyle de vilayetlere muhtar, vilayetlere muhtariyet vermesiyle ilgili 24'te kaldırılmıştır. Ne oldu acaba, arada ne çıktı? Olabilir de yani şimdi eğer Kürtlere değişik bir şey vermek istiyorsak illaki bunun öncesi mi olması lazım? Yani 1921'de asıl marifet yeni bir şey çıkarmak değil mi? Yani mütemadiyen eskiden olanı değil. Yani eğer Türkiye'nin siyasi şartları değişiyorsa asıl siyaset dediğiniz ve değişim dediğiniz değişen şartlarla yeni bir toplumsal anlaşmaya, kontrata gitmek vesairedir. Yani dolayısıyla yani, farklı yani bir şey. Dediğin gibi yeni bir toplumsal örgütlenme gerektirir. Yani üniter bir devlet olarak organize olmuş burası. Federal bir devlet olarak organize olmaya şöyle Erçin Bey'e onu sormayı düşünüyordum. Ya çünkü bu soru gene duruyor. Dönüp geliyorum. Lozan meseleyi halletmiş midir? Denk kastım bir de şu. Lozan var ama azınlıkların pek çok sorunları var ve bazı yargı kararları, uygulamalar Cumhuriyet döneminde özellikle yine işte Yunanistan'la sorun çıktığında Rum azınlığın meseleleri vesaire. Bugün hala işte azınlıklarla ilgili Avrupa Birliği'nin baskısıyla demeyeceğim ama işte ilerleme raporlarına devamlı koyarak ve masaya getirerek ortaya koyduğu bir düzenlemeler yeniden yapıldı azınlıklar konusunda ama hala düzelmedi. Onun kökünde ne var? Onun kökünde bir kere aslında devletin din temelli kimlik üzerine kurulmuş olması olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar biz bir Türk'ten bahsediyor olsak da tabii, kesinlikle imparatorluktan tevarüz eden miras, kimlik mirası diyelim, din temelli yeni devletin kurulmuş olması. Dolayısıyla Lozan'dakiler bizim ötekilerimiz. Dolayısıyla Lozan'a dair sorun, siz diyorsunuz ki Lozan meseleyi halletmiş midir? Bugünden baktığınızda azınlıklara ayrı haklar vermek aslında çok rahatsız edici bir şey. Yani eşitlik temelli bir devlet tanımlamasına gitmektir doğru olan. Bu bile kaç 200 yıl önceki hikayedir. Biz bunu yapmamışız ama bunu bir kenara bırakın. Lozan uygulanmadığı için aslında sorunların çoğu oradan kaynaklanıyor. Nokta değil, noktalı virgül, reklam, sonra yeniden döneceğiz. Tarih Konuşmaları adlı programımızda dini ve etnik ayrımcılığı ele alıyoruz. Bir bölümdür Cumhuriyet dönemini konuşuyoruz. Osmanlı'nın ona bıraktığı bu konudaki mirası da ele aldık. Ve Elçin Macar, Lozan'ın var olduğunu, gerçi aradaki çelişkileri vurguladı. Bunu hatırlatmakta yarar var. Lozan'ı şöyle tanımladı. Hem bir cumhuriyet, layık bir cumhuriyet olduğunu söylüyor. Hem de dini ayrımcılığa göre bir anlaşmayı yürürlükte tutuyor. Birincisi buydu galiba. Azınlığını da böyle tanımlıyor. Azınlığını da böyle tanımlıyor. Ve onun dışında bugünkü koşullara baktığımızda azınlıklara hak vermek diye bir şey de pek mantıksız geldi size anladığım kadarıyla. Yani ayrıca herkese eşit olduğuna göre niçin öyle gözetilsin? Olması gerektiğine göre diyelim. Hani bunlara işte pozitif haklar ve negatif haklar diyorlar. Lozan'da verilenler pozitif haklar. Oysa ki bütün vatandaşların sahip olması gereken haklar olmalı bunlar. Yani istediğiniz dilde eğitim yapabilmelisiniz, istediğiniz dilde yayın yapabilmelisiniz vesaire vesaire. Dolayısıyla hani bugüne kadarki olan sorunlarımızın kökeninde bir kere Lozan'ın uygulanmaması yatıyor. Aklıma birkaç örnek geliyor. Lozan'ın 14. maddesi İmroz ve Bozcaada'yı Türkiye'ye bırakmıştır. İmroz'un nüfusunun tamamı Rum'du. Bozcaada karışıktı. Türkiye hiçbir zaman Lozan'ın 14. maddesini uygulamadı. Çünkü İmroz ve Bozcaada'da
bir yerel özerk yönetim öngörüyordu Lozan. Ayrıca kolluk güçlerinin de yerel nüfustan oluşmasını öngörüyordu. Hiçbir zaman bunu uygulamadı. Rumca tedrisatı da izin vermedi. Çok kısa bir dönem hariç 51-64 arası Menderes buna izin vermiştir sadece. Efendim? Ve nüfus tamamen tersine dönüyor. Ve nüfus bugün 8000 Rum'dan 200-250-300 yaşlı Rum'a inmiştir İmroz'da. Hala da ne kadar uygun yer varsa bir Atatürk heykeli altında ne mutlu Türk'üm diyene de yazar Gökçeada'da, Kula'da, her yerde. Evet. Buna rastlanır. Dağlarda, tepelerde. O ayrı. Evet. Bir de yani mesela hemen evlerin arasında bir şey, bir resmi kuruluş. Evet. Bozcaada'da yani Lozan'ın 14. maddesine göre yerel kolluk kuvvetli olması gerekir ama uygulanmadı. Örneğin işte her türlü okul, dini okul da vurgulanır o maddede, 40. maddede. Her türlü okul açmakta serbesttirler ama işte ruhban okulu meselesini biliyoruz. Başka hukuki formüller bulunmuştu. Ama asıl şikayet vakıflarının malları konusundadır. Şimdi 2003-2004'te biliyorsunuz epeyce bir düzenlemeye gidildi. Fakat bu öyle bir mesele ki siz eğer gayrimüslimlerin mevcut olduğu bir nüfus yapısı istemiyorsanız onların ekonomik varlıklarının yok olmasını hedefliyorsanız bu gözlenmiş herhalde Cumhuriyet boyunca onların mal mülk edinmesine izin vermiyorsunuz. Şimdi 2003-2004'ten beri bu engellemeleri ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılmaya çalışılıyor. Ama bu o kadar önemli bir mesele ki ve o düzenlemeleri yapanlar asıl sonuca ulaşmayı o kadar çok uzatmaya çalışıyorlar ki benim bildiğim kadarıyla iki kez var olan yasalarda düzenlemeler değişiklikler yapıldı. Üç kez yeni yasa yapıldı. Şu anda üçüncü yeni yasadayız 2003-2004'ten beri vakıflarla ilgili olarak. Şöyle bir şey var, ruhban okulunun açılmasında. Şunu da söylemek isterim. Buraya gelmeden önce son rakamı öğrendim. Devletin el koyduğu azınlık vakıflarının mallarını geri vermek üzere son yasa bir madde içeriyor. Şu ana kadar yaklaşık 1400 gayrimenkulün sadece 100 tanesi geri verilmiş. Orada bir soru. Mesela azınlık okulunda hep işte Milli Eğitim Kanunu, Yüksek Öğretim Kanunu, o tür şeylere bakılır. Bunu ne kadar samimi görüyorsunuz? Ruhban okulu için evet. Ruhban okulu için kastediyorsanız şöyle bir soru. Azınlık okulu mu dedim? Ruhban okulu. Ruhban okulu için okul 65 yılında çıkarılan Özel Öğretim Kurumları Yasası'nın bazı maddelerin iptal edilmesine sokularak kapatıldı. Oysa ki 65'ten önce var olan bir okuldu. Yani o yasa onu bağlamıyordu. İkincisi, yasanın kendi içinde bu yasa Lozan'dan, varlıklarını Lozan'dan alan okulları ayrı tutar diye de bir maddesi var. Canım, yasadan başka anayasanın 42. maddesinde zaten Lozan'daki hakların saklı tutulduğu söylenmekte. Gayrimüslimlerin kendi dillerinde eğitim, ana dil olarak eğitim vereceğini, yani şu 1982 anayasası bile gayrimüslimler için öngörüyor zaten. Tamamlayalım bu konuyu. Anayasal bir hak olarak öngörüyor. Bir şey dolayısıyla için. Bugün Ruhban Okulu'nun açılmasının önünde anayasal engel var. YÖK engeli var, YÖK yasası engeli var diyenler şunu göz önünde bulundurmalılar ki bütün bunlar o tarihten sonra yapılan düzenlemelerdir ki bunlar da Lozan'a aykırıdır. Zaten istense olur. Yalnız Özlem Hanım... Ben yine bunu yapardım. Yine sözünüzü kestim, siz unutmayın. Söz kesiyorum bu akşam. Yani bu ruhban okulunun açılmaması pratikte çok kötü sonuçlar doğuruyor. Benim gördüğüm kadarıyla, papaz arkadaşlarımdan anlayabildiğim kadarıyla çok kalifiye olmayan bir papaz jenerasyonu başlamış oldu. Papaz kadrosu çok açıkta kaldığı için din işleriyle alakası olmayan insanlar ufak tefek kurslardan geçirilerek çok yüksek maaşlarla Ortodoks Kilisesi'de papaz yapılıyorlar. Bu tabii Türkiye için aslında ruhban okulu yurt dışındaki Ortodokslara da din adam yetiştiren bir okul niteliğine kavuşacak eğer açılırsa. Eskiden öyleydi galiba. Eskiden öyleydi ve bu buranın mezunları da Ortodoks dünyasında çok saygın mezunlar olarak kabul ediliyorlar. Ya aslında bir vakıf üniversitesi olarak açılmaması için hiçbir şey yok yani. Evet. Engel anlaşıldı. Yok. Şimdi Özlem Hanım'a soracağım soru bir izleyicilerin
düşündüğüm, tahmin ettiğim bir sorusu. İşte buradaki Rum azınlığa en azından yeterince hakları verilmediği konuşulunca çok tipik bir şeydir. İzleyici de bunu sorar. Epek kardeşim, o zaman Yunanistan'dakilere onlar da hiç haklarını vermiyorlar. Onlara haklarını versinler, biz de verelim gibi bir anlayış da var. Yani bunu canlı yayınlarda siyasilere sorduğumuzda da hemen ilk söyledikleri oydu da son günlerde biraz bundan vazgeçtiler. Ne dersiniz bu konuya, bir yanıtınız var mı? Yani azınlıktan ziyade ben bu aralar göçmenleri çok izliyorum. Bence esas azınlıklar artık göçmenler olmaya başladılar bütün ülkelerde. Özellikle Avrupa'nın hem kuzeyinde hem güneyinde, hatta Yunanistan'da da. Biraz bu Arnavutlardan bahsetmek istiyorum. 1,5 milyona ulaştılar herhalde, değil mi? Şu anda neredeyse Türkler kadar bir sözleri var. Son rakam 500 bin üzerinde olduğunu biliyorum. Son rakam 1,5 milyon diye duydum ve çok şaşırdım. 10 milyon nüfusu olan bir ülke içinde. Ve verilere baktığımız zaman aslında genelde Yunanlıların bundan rahatsız olduğunu, fakat bir taraftan da çok işlerine geldiğini görüyoruz. Pek çok küçük işletme tam iflas eşiğindeyken ucuz Arnavut işiyle ayakta kalabiliyor. Sigorta ödemiyorlar. Dolayısıyla çok fazla Yunan Arnavut sınırına polis yüklemesi yapmadıkları için bir bakıma geçişi kolaylaştırıyorlar. Açıkçası Yunan hükümeti de birazcık buna göz yumarak belki de şu zamanlarda krizden dışarı çıkmaya çalışıyor. Anladım, ama o sorum yine baki. İzleyici mutlaka e-mail yollayacaktır. Şimdi şöyle, Batı Trakya'da Türklerle İstanbul'daki Rumlar mübadeleden biliyorsunuz istisna tutuldu. Fakat Batı Trakya'daki Türkler de Lozan'a göre Türk olarak değil, onlar da dinsel temelli bir azınlık olarak kaydedildiler. Orada da Yunanistan'ın milliyetçiliği devreye giriyor. O insanların kendilerini adlandırması Türk iken derneklerinde Türk adı kullanamıyorlar. Hayır, siz Türk değilsiniz, Müslümansınız diyor. Yine Lozan'ın cenderesinden bir örnek o yani. Evet. Var tabii ki öyle ama, bir problem ama bu, var. Yani bu zihniyeti de ben ayıplamak gerektiğini düşünüyorum. Yani siz devlet olarak kendi devletinizin vatandaşlarının özgürlüklerini sağlamak, refahını sağlamakla yükümlüsünüz. Onları kısıtlamak için hiçbir zaman kalkıp da başka bir örneği, Mecellenin ünlü kuralı, yani kötü örnek olmaz bir kere. Dolayısıyla Lozan hep bu zihniyetle kısıtlanmıştır. Yunanistan Türkiye'yi, Türkiye Yunanistan'ı göstermiştir örnek olarak. Pekala. Galiba son sözleri almaya geliyoruz yavaş yavaş. Arkadaşlarım bana ne kadar süre kaldığımı işaret ederler. Arada yine belirli konulara sıçrayabiliriz. Son sözleri alıyorum. Peki son söz şeyi söylemek istiyorum. Yani bunların burada gündeme getirmeyip de dile getirmediğiniz. Yani bunların, yani özellikle Rum nüfus üzerinde durduk. Bunların halledileceğini, hatta halledilmeye doğru şey ettiğini düşünüyorum. Ben biraz daha fazlasını istiyorum. Yani bu zihniyet meselesiyle Yunanistan'la aramızda 90'lardan beri, özellikle depremden beri falan böyle bir yakınlaşma var. Dikkat ederseniz o yakınlaşma, şimdi İstanbul'da Beyoğlu'ndan inerseniz devamlı Yunan müziği dinlersiniz bilmem ne. Yani eğer böyle yüzeysel bir şekilde buna bakarsanız aslında problemlerin büyük ölçüde çözüldüğünü ve dolayısıyla eski o düşmanlığın yok olduğunu, artık işte Yunan veya Rum isimli lokantaların çok moda olduğunu bilmem ne görürsünüz. Fakat burada benim dikkatimi çeken şey şu ki bu aslında kaçınılmaz ve bir bakımdan iyi bir şey olmakla beraber çok tehlikeli bir şey. Çünkü burada yapılan şey, bu Yunanistan'da da yapılıyor. Siz öbürünü, ötekini aslında benzerlik üzerinden tanıtıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bizde şiş kebap, onlarda souvlaki, bizde rakı, onlarda uzo, çift etedi, benzerlik üzerinden. Yani aslında zımnen söylediğiniz şey, onlar bize benzedikçe onlara kabul etmek gerekir. Hmm. Bu bence çok tehlikeli bir şeydir. Çünkü bence, yani ayrım normaldir dedim ama ayrımdan vazgeçmek lazım, ama fark
bence kaçınılmaması gereken bir şeydir. Fark çok iyi bir şeydir. Ve dolayısıyla hep bir paradoks vardır, bir çelişki vardır. Çünkü siz ayrımcılığı yeneyim derken aslında bir asimilasyonla insanları birbirine benzetip o şekilde yok etmeye yöneliyorsunuz. Bunun çok tehlikeli, çok ucuz ve çok sati bir şey olduğunu, çünkü asıl meselenin ötekinden, gene korkmamak lazım öteki lafından, ama ötekini farkları için sevmek veya farklarıyla tanımak, hatta öbürüne kendisinin bir kötü kopyası veya bir hani hafif sapmış bir şeyi olarak bakmak yerine kendine öbürünün gözüyle bakmayı becermek lazım. Onu yapabildiğimiz zaman yırttık demektir. Onu yapabildiğimiz zaman hakikaten ayrımcılık yok olur ve farklarla zenginleşmeyi öğrenmiş oluruz. Ona daha gitmediğimizi, hatta ona gitmemek için bir sürü işte mozaik lafları, bilmem ne, hoşgörü lafları, bunlar beni ürküten, korkutan, çok tehlikeli, evet, ve kaypak bulduğum şeyler. Çünkü asıl ayrımcılığı, evet, yok etmeye değil, bir şekilde üstüne bir şey örtüp durum ideal. Bana benzedikçe ben severim, evet, bana, evet, benzemediği tarafına tahammülüm yok demeye geliyor. Özlem Hanım'dan son sözlerini alalım. Buyurun. Yine bu Yunan konusuna gelmek istiyorum. Çünkü bir hafta önce SIEPO toplantısı yapıldı, bu Osmanlı tarihçilerinin, bu sene de Van'da oldu. Yine Yunanlı Türk tarihçiler arasında ufak gerginlikler yaşandı. Pratikte hiçbir sorun yok, fakat ufak tefek fanatizmler hala devam ediyor maalesef Yunanistan'da. Bilmiyorum bizde de hala devam ediyor mu? Biz çok çarpıcı şeyler yayınlayıp vitrinlere koymuyoruz diye düşünüyorum. Fakat Yunanistan maalesef buna devam ediyor. Son zamanlarda Selanik'e gittiğimde en önde çok satan kitapların arasında gören bazı kitaplar dikkatimi çekti. Mesela bir Yunan avukatın yazdığı bir tarih kitabı, ki bir avukatın yazdığı tarih kitabından ne beklenir? İdui Türkiye, işte kaçılın Türkler geliyor gibi bir terim Yunanca'da. Alt başlıkta bunların Avrupa Birliği'ne girmesinde başımıza gelecekler. Böyle bir kitap Selanik'te çok ortada bir kitap evinde en ön sırada satılıyor ve çokça satılıyor. Yani bunların da bir şekilde belki de kontrol edilmesi lazım. Ya da birlikte oturup bir tarih yazımı için iki taraftan birinden davet, tabii, gelmesi lazım. Bir de onların lazım. Oradaki varlığı doğru bir şey değil tabii, ama buradaki içten ayrımcılığı da körüklüyor bu tür işlerin varlığı. Hakan Bey. Ya ben isimlerle başlamıştım programa. Belki de öyle bir isimle bitireyim. Şimdi isimler hem her şeydir hem de hiçbir şeydir ve aslında da hiçbir şey göstermez. Biz zannederiz ki bir isim olduğu zaman onun arkasında bir etnik, dilsel, dinsel bir homojenlik vardır. Öyle zannederiz. Türk, Kürt, Zaza, işte Arap falan diye. Aslında bunların hepsi son derece tahayyül edilen kategoriler. Bazen sosyal bilimlerin böyle bir azizliği oluyor. Bunun böyle olduğunu resmen görebiliyorsunuz. Şimdi Orta Asya'da bir yerlerde Sarı Yugur diye bir kabile var. Kabile bunlar. Sarı Yugur diyorlar kendilerine. Aynı kabilenin içinde aynı ismi paylaşan Sarı Yugur deyip de Uygurlar var, Türkçe konuşuyorlar, bir Türki dil konuşuyorlar. Tibetliler var, Tibetçe konuşuyor. Moğollar var, Moğolca konuşuyor. Çinliler var, Çince konuşuyor. Fakat sorulduğu zaman, ya siz dört tane değişik dil konuşuyorsunuz, fark etmez, biz hepimiz aynı soydan geliyoruz, biz Sarı Yuguruz diyorlar. Şimdi ortak bir... İsviçreliler gibi. Aynen, İsviçreliler gibi. Şimdi, çok kanton. Dolayısıyla ismin ne olduğuna çok bakmamak, pratikte ayrımcılıkların yapılmamasını garanti etmek gerekiyor. Bunu yapabilmek için de kanuni bir takım asgari müşterekler gerekmektedir. Söylemeye bile gerek yok. Yani şu elimdeki kimse kusura bakmasın berbat 1982 anayasasının bile çok güzel bir maddesi var. Kanun önünde eşitlik, madde 10. Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Şimdi böyle bir çerçeve olması gerekiyor. Ve bu arada da şunu da söylemiş olduk ki,
Türk Türk diye vurgulayıp duran şeyde anayasada herkes dil, ırk, renk, cinsiyet filan diyerek insan çeşitliliğini de kabul etmiş bir anlamda. Bize böyle bir asgari müşterek gerekiyor. Dil eskisi ise eskimişse yeniden yazılır. Önce bu kanun önünde eşitlik sağlanır. Ondan sonra da pratik günlük hayatta bu eşitliğin gözetilmesine herkes himmet eder, riayet eder, dikkat eder. Peki, çok teşekkürler Açım Macar. Hakan Bey'in bıraktığı yerden devam edeyim. Aslına bakarsanız 2003-2004 uyum paketleri çerçevesinde Türkiye ayrımcılık içeren hukuki metinlerini epeyce temizledi. Yani artık Türkiye'nin önündeki mesele hukuki değil. Demek ki hukuki metinlerde de vardı. Vardı. Kesinlikle vardı. Soyadı kanunundan tutun vakıflar kanununa vesaire. Ama bugün artık önümüzdeki mesele ayrımcılığın önlenmesidir. Artık azınlık meselesi ve ayrımcılık ülkelerin iç meselesi olmaktan çıktı. Çoktan beri hem Avrupa Birliği kurumları hem Birleşmiş Milletler bunları artık uluslararası mesele olarak tanımlıyor. Bunlardan kaçış yok. Azınlıklarımızı artık millet sistemi çerçevesinde tanımlamaktan vazgeçeceğiz ve onları eşit birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak göreceğiz. Artık nur topu gibi yeni bir azınlığımız var. Her ne kadar yüzer nüfus olsa da Araplarımız var. O nereden çıktı Özlem? Hocam her taraf Arap'tı o da. Allah olsun. Turist. Şimdi yok. Yüzer nüfus. Hayır, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Araplar da var. ona da ben azınlık demem. Yani ben aslında çok katılıyorum Elçin Bey'e. Yani azınlık kelimesi çok eski, çok demode artık. Yani ama kafalarda çok mevcut. Yavaş yavaş silinse iyi olur. Çok demode, çok itici. Ki bazen bu son derece çirkin şekillerde tezahür edebiliyor. Mesela hiç kimsenin elinde olmayan bir şekilde deri renginle ölçülerek azınlık diyor sana adam. Düşünebiliyor musunuz? İsteseniz de değiştiremeyeceğiniz bir şey var. Size ona bakarak azınlık diyor filan. Fakat çok enteresan. Yani Türkiye'de ırkçılığın olmadığı söylenir. Hakikaten buraya zenci gelir. Kimse ona zenci diye... Bakma ya, toplumda... Yeteri kadar yok da ondan. Ha. Yani yeteri kadar olsun görün nasıl ırkçılık çıkar. Hmm. Yani ırkçılık sadece deri rengiyle değil. Yani ırkçılık bir sürü şekilde tezahür... Tabii en akla gelen Amerikan örneğinden vesaire şey... Ya mesela bugün İspanya'da daha tam olarak ortadan bile kalkmadı. Siyah futbolcular sahaya çıktığında... O Eto'o neler çekti adam. Yani maymun sesleri geliyordu. Tribünlerden. Mesela hep örnek verilir. Biz o konuda kendi kendimizi överiz. Bizim sahalarımızda böyle bir şey olmuyor diye. Cezayirli bir yazar. Çok güzel bir kitap çıkardı ama herhalde Türkçe'de ya da Arapça'da çıkması adamcağızın ölmesiyle aynı anlama gelebilir. Allah süperstar. Bilmiyorum hocam denk geldiniz mi? Fransızca'da çıktı. Ben İspanyolca bir kopyasını bulabildim. Orada çok güzel bir şey söylüyor. Benim annem her zaman der ki güneş insan derisi ve insan hakları için çok zararlıdır. Bütün konuklarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Elimizden geldiği kadar, çünkü çok çok derin bir konu. Nereden başlasak diye bir sorulacak bir konu. Ayrımcılığın, dini ve etnik ayrımcılığın tarihini ele aldık. Ağırlıklı olarak kendi toplumumuzda durmaya çalıştık. İzleyenlerde kanaatlerin oluşmasına biraz olsun katkımız olduysa ve biraz bilgilerini zenginleştirdiysek ne mutlu bize efendim. Hoşçakalın.